Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Dünkü dersimizin devamı edep. Nerede kalmıştık? Şöyle bir Lemalar 54'te bir soru vardı. Her şeyi bilen ve gören, hiçbir şey ondan gizlenemeyen Allah'ın guyuba karşı edep nasıl olur? Yani Allah için gizli, saklı, örtülü, açık maçık hepsi aynı. Buna karşı nasıl edep olur ki? Sebebi hacalet olan haletler, hani yani utanmaya sebep olan haletler, duygular, hisler veya bedensel haller ondan gizlenemez. Edebin bir nevi tesettürdür. Edebin bir nevi de tesettürdür. Tesettürün en büyük gayesi edeptir. Yani edebin alametidir. Edebi şöyle tanımlamıştık. İki şöyle yapayım. Aklın, kalbin, ruhun, fiilin. Şöyle yapıyorum elimle. Aklın, kalbin, ruhun, eylemin bütünlüğünden mekan ve zamana uygun, kendine ve karşıya yakışır gibi davranabilmektir veya söylemektir. Edep. Edebi herkes farklı yorumladığını söyledim. Baktığı yere göre değişir. Edebin bir çeşidi de tesettürdür. Allah için de tesettür olmaz çünkü her şeyi biliyor. Mucibi istikra haleti setretmektir. Yani insan hoşuna gitmeyecek haleti kapatmaktır edep. Peki Allah'ın guyuba karşı tesettür olamaz. Yani gayblerin sahibi olan Allah için edep olamaz. Bu ne demektir diye dün akşam epey konuşmuştuk. Ondan sonra Cemil, Müzeyyin, Latif, Hakim isimleri bir nevi isyandır. Tesettürsüzlük, edepsizlik. Cemil, Müzeyyin, Latif, Hakim gibi isimlerine karşı bir nevi isyan ve hilaf edep oluyor. Nasıl ki dedik? Müzeyyin veya Müllevin isimleri, Musavir isimleri, mesela Allah hesap yapmış elmayı, tasvir etmiş, renklendirmiş Müllevin. Efendim ona boya atmış Basir. İnsanın ihtiyacını duymuş, cevap vermiş Semî. Yani Allah'ın isimleri iktiza ettiği için öyle gözüküyor. Cemil ismi, Müzeyyin ismi, Latif ismi, Kim ismi de tesettürü iktiza ediyor. Esmanın iktizasıdır demiştik. İstersen şunu da okuyayım o zaman. Sani Zülcelal nasıl ki kemali emniyetle sanatını güzel göstermek istiyor. Allah sanatını güzel göstermek istiyor. Müstekre şeyleri perdeler altına alıyor. Müstekre. Ne demek Salih? Çirkin. Evet. Kerih, çirkin şeyleri perdeler altına alıyor. Nimetlerine, o nimetleri süslendirmek cihetiyle nazar-ı dikkatı celbediyor. Öyle de mahlukatın ve ibadını, bak, mahlukatını ve ibadını sair zişura güzel göstermek istiyor. Allah insanı, mahlukatını, kullarını, diğer 18 bin aleme, nihayetsiz ruhaniyata, Allah bizi, zişuru güzel göstermek istiyor. Ondandır ki hayvanlara tek elbise yetiyor, deri. Doğdu, ölüyor, kedi aynı elbise. Sığır da aynı elbise. Ama bizi halife olduğumuzu, böyle anlatıyor biliyor musun? Bu benim şeyim değil. İkide bir elbise değiştirmek,
ustabaşı olduğumuzu ve kainatı her nevine ait tasarrufa yetkili olduğumuzu gösteriyormuş bu. Libasın farklılığı ve renkliliği. İnsanın mayenleştirmiyor. Yani donuk bir hayatı yok. Çünkü donuk fikri olmadığı için donuk duyguları da yok. O zaman hayatı donuk olmaz. Yani hayvan gibi bir elbise donukluk olur. Sabitlik olur. Sabitlik insanı sıkar yani. Of be ya, başka bir şey giymeyecek miyiz? Diye gösteriyor. Dolayısıyla çirkin vaziyetler de olabiliyor. Çirkin vaziyetlerde görünmelerini Cenab-ı Hakk'ın Cemil, Müzeyyin, Latif ve Hakim isimleri ne karşı bir nevi isyan ve hilaf-ı edep olduğu için tesettürü emrediyor. İşte sünnet-i seniyedeki edep o Sani Zülcelal'in esmalarının hudutları içinde, yani esmanın hudutları var. Bizdeki hudut var ya, yap, yapma. İdrarını bırak, affedersin dün anlattım. İşe, işeme. Tamam mı? De, deme, tükür tükürme. Ayağını böyle yap. Bu esmaların iktizasıymış. Yani niye bu böyle? Esmanın iktiza ediyor. Mesela Mulev'in ismi renklendirmek istiyor. Niye ses yapmak istiyor? Mulev'in bu ya. Renk atar. Tamam mı? Kelam sıfatı, konuşma sıfatını vermiş. Tamam. Bu isimlerde, bazı isimlerde tuvalete böyle gireceksin diyor. Böyle yapacaksın diyor özel hayatını. İşte sünnet-i seniyedeki edep, yani Allah Resulü'ndeki yaşantı, edep doğasından, tabiatından değildir. Yani doğasından olsaydı, tabiatından olsaydı erkektir, kadınlar onun sünnetini taklit edemezdi. Kadınlar da onun sünnetini taklit etmeyle vazifeli ise, o bir aynadır. O aynada edebin envaı her çeşidi gözükür. Hatta aynedir bu alem, her şey hak ile kaim, mirat-i Muhammed'den Allah görünür daim. Demek ki onun doğasından olsaydı erkekler taklit ederdi. Ama onun doğasından, tabiatından değildir o edep. Allah söylemiştir. Esmanın iktizasıdır. Ede beni Rabbi faseni tedibi. Rabbim beni en güzel bir şekilde edeplendirdi demek. Bütün ümmetinin hayatını zatında cem edip örnek teşkil ettiriyor Cenab-ı Hak. Onun için Peygamber Aleyhisselam'ın sünneti ifrat, tefritten azade, hat istikamet. Şöyle bir misal vermiştim, hatırlar mısınız? Daha önce de. Şimdi arkadaşlar, bu kitaplar böyle duruyor. Yani burada misal vereyim. Tamam mı? Şöyle duruyor. Belki size oradan hoş geliyor. Güzel geliyor. Ama buradan baktığın zaman farklı gözüküyor. Tamam mı? Vesaire. Bak siz oradan bakınca tamam canım. Buradan bakınca farklı gözüküyor. Buradan da bakınca farklı gözüküyor. Buradan farklı bakınca bir olay anlatmaya çalışıyorum. Ama buraya mülk denilir. 18 bin aleme melekut alemi denilir. Şimdi Allah Resulü bu kitabı örnek için söyledim. Buraya mı koysak iyi? Şöyle mi, böyle mi? Buraya mı? Onun sünneti şöyle. Sünneti seniye anlatmaya çalışıyorum. Nedir sünneti? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mülkte, alem-i şehadette giyerken, yaparken, derken, de, deme, götür, götürme, ver, verme, koy, koyma, ileri gerisini nereye göre yapmış ki en itidal, en doğru olmuş? Alem-i şehadete buraya bakarken gayba da bakıyordu ve bana şöyle diyordu. Alileri al, 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 al. Biraz bu tarafa al. Hasan bak, o kitap burada çok iyi gözükmüyor. İndir. İndir, sağ elin indir. İndir, indir. Bu tarafa götür. İndir. Ta. Biraz daha, biraz daha, biraz daha. Tamam, biraz sağa. Bak, iyi gözükmüyor oradaki hareket burada. Al, 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 al. Ta. Ha. Tamam. Yani edebi, sünnet-i seniyesi nereye göre ayarlamış, onu anlatmaya çalışıyorum. Buradaki davranışı
ötede hakikatten nasıl gözüküyor? Onun için ileri yap, geri yap, geri bu tarafa al, az bu tarafa al. Yani buraya, orayla hükmediyor. Ondan isabetlidir. Peki, bir insan her konuda nasıl isabetli olur? Olamaz, insan tabiatında olamaz. Rehbersiz, rehberi yok. Hep isabet nasıl edeceksin? Ancak alemi gayb ile alemi şehadeti beraber görebilendedir. Böyle yaparsam, orada öyle iyi gözükme böyle, dur. Şöyle yap, tamam. Yani kendisini burayla orada aynı, beraber aynı anda görüyor. Ustad Bediüzzaman diyor ki, yani 10 sene İstanbul'da kaldın, bir kere bakmadın. Biz 10 saatte 10 defa bakarız. Peki diyor ki, yerde işlenen günahların alemi misalde temessüllerini görüyorum, nasıl bakayım diyor. Yani buradaki davranışları orayla beraber görüyor. Anlıyor musunuz? Benim onu anlatabiliyor muyum? Yani burayla orayı beraber görmekten kaynaklanıyor bakamamak. Şimdi bize de açılsa şimdi, İbrahim Sanşer, Murat sana söylüyor. Şimdi yerdeki durum, yaşantı bir hemen hafenle, cehennem sana açılsa veya dairesi, buradaki davranışların orada nasıl gözüküyor, nasıl netice veriyor, akıbeti nedir? İkisini beraber görsen bir defa bakabilir misin? Bakamazsın değil mi? Ya. İşte onlar, onun için niye bakamamış şimdi kafaya yatıyor değil mi? Yani bir insan nasıl dayanır? Yani peygamber tuvalette, konuşmakta, tükürmede, özel hayatta her şeyde itidal. Her şeyde denge. Olur mu olmaz? Var olmaz. Her konuda ama var birisine o Allah desteklidir o zaman. Yani beşer noktasından insanın tabiatında böyle bir şey her konuda itidal olamaz. Olsaydı din gelmezdi. Ha, peki nasıl yapmış? Yerdeki halleri orayla beraber görüyor. Bu nasıl? Seni çocuk ateş elini sokuyor. Biz cis cis diyorsun. Yani elin yanmasıyla elini götürmesini aynı görüyoruz. Onun için cis diyoruz. Çocuk biliyor mu? Niye elini götürüyor? Yanmayı bilmiyor. Biz nasıl kendimiz çocuktan farklıyız? Peygamber de, büyük zatlar da bizden böyle farklı. Şimdi o zaman sünnet-i seniyedeki edep, o Sani Zülcelal'in esmalarının hudutları içinde bir mahs-i edep vaziyetini takınmaktır. Şimdi en çok sorulan paragraflardan bir tanesi, bu paragrafı okumak çok istiyorum. Çok suistimal edilen, istismar edilen, aldatılan veya aldatan bir paragraf, niyetine göre değişkenlik ifade ediyor. Oysa çok sarihtir burası. Nasıl ki bir tabip. Salih, ne demek tabip? Doktor. Doktorluk noktasında, tabip dedi virgül doktor dedi. Nasıl bir tabip? Doktorluk noktasında bir namahremin en namahrem uzvuna bakar ve zaruret olduğu vakit ona gösterilir. Mahrem kimdir? Mahrem hanımı, kızın olmuyor yani. Doktorun hanımı veya kızı olmuyor. Nesi olmayan? Yabancı bir uru. Doktorun hanımı olmuyor. Yabancı birisi. Evet. Şimdi mesela bizim mahremimiz kim? Mahrem. Nikaha düşmez. Bize nikah, kızımıza nikah düşmez. Bacımıza nikah düşmez. Anamıza nikah düşmez. Teyzemize düşmez. Halamıza düşmez. Kaç tanedir? 8 tane. 8 tane de sütten düşmez. Süt teyze, süt anne, süt bacı vesaire. Süt evlen. 16. 16. Gerisi düşüyor. Tamam mı? Buna mahrem. Nikah düşmez. Mahremimiz. Na mahrem, nikah düşer. Mahremimiz olmayan. Na. Şimdi bir doktor, yabancı bir doktora. Bir na mahremin, bir erkek doktora, bir kadın hastası, doktorluk noktasında ihtiyaç ve zaruret varsa,
namahremin en namahrem uzvuna bakar ve zaruret olduğu vakit ona gösterilir. Zaruret varsa. Ne ile, niçin? Doktorluk münasebetiyle. Hilaf-ı edep denilemez. Edepsizlik oldu denilmez. Belki edebi tıp öyle iktiza eder denilir. Yani tıbbı edebi bu öyle iktiza eder. Fakat o tabi elbisesini çıkarsa hastane sıfatı yok. Doktorluk tarafı değil. O aynı adam evde başka yerde recület unvanıyla yani erkek olma asebiyle yahut vaaz olsa vaaz kürsüye çıksa yahut hoca sıfatıyla ona mahremlere bakamaz. Ona gösterilmesini edep fetva veremez. O cihette ona göstermek hayasızlıktır. Tamam mı? Doktorluk. Yok. Hangi cihette bakabilir? Doktorluk cihetiyle bakabilir. Hangi cihette bakamaz? Karıştırmamak lazım bak. Bir, vaaz ediyorum sana. Al karşına vaaz et. Olmaz. İki, hocayım ben. Onu eğitim yapacağım. Hadi bakalım. Hocalık, talim, sohb, tayy, li. Hadi bakalım. Elif, f, l. Yani talim yapacağız. Yapabilir mi? Hocalık, bu hocalıktır. Vaazlık ise sana bir şeyler anlatıyor. Ha? Başka? Ben erkeğim. Bu cihetle ona bakamaz. Hangi cihet anladınız mı bunu? Yani ona ilim öğretmek, talim yapmak veya arkadaşız ya, reculiyet, arkadaşız. Akrabayız ya, amca kızıdır. Teyze kızımdır. Onunla oturamaz. Ona kendisini gösteremez. Yani namahrem yerini göstermez. Burada önemli, böyle dikkatinizi çekiyorum. Üç defa söyledim. İlim öğretemez. Vaaz veremez. İlim öğretemez. Vaaz veremez. Ve akrabalık, reculiyet cihetine bakamaz. Peki, psikolojisi bozuk. Çıldırıyor, camdan kendisini atıyor. Tamam mı? Çıldırıyor. Şimdi bir organı hasta, bir namahrem doktoruna gösteriyor. Peki hangisi daha beterdir? Böbreği ağrıyor. Böbreği ağrıyor. Buna bakar. Peki, bir ihtisastır. Hocalıkla alakası yok bu. Nedir o? Cinli hasta. O da hasta. Bir bedensel hastalık var. Bir cinli, ruhani hastalık var. Ruhani hastalık beden hastalığından daha beterdir. Çünkü bedensel hastalıkları uyuşturma ile, uyuma ile, narkozla, yoğun bakımla, telkinle, haplarla bir derece geçer. Yani organda var bir şekilde. Ama psikoloji hastalıkların çoğunlukla hastalar intiharı düşünür. İntihar, onların ilk aklına gelen intihardır. En masum hatırına gelen şu, terk etmek. Boşanacağım, boşanacağım. Tamam duram. Ne var ki boşanacaksın? Zannediyor musun o olayla boşanıyor? Hayır. Psikoloji sorunu, onu sorun yapmış. Ne olmuş? Benim çocuğumu, bizim akrabanın çocuğu fırça atmış. Kavga etmiş. Şimdi onlar dolayı psikolojisi rahatsız. Psikolojisi rahatsız. Kardeşler, evdeki kavgaların, kısaca söylüyorum, evdeki kavgaların akrabalık münasebetlerinden değil, evdeki olan hadiselerden değildir karı koca kavgaları. Karı koca kavgalarının temelini söylüyorum,
İşin buradaki konuda tevazu göstermeyeceğim. Uzmanıyım. Uzmanlarına anlatıyor. Evdeki kavgaların temeli yok bana öyle dedin, yok öyle gittin, yaptın, vermedin sözü değil. Temelinde psikolojiktir, ruhsaldır. Bunlar peki nedir? Bunlar bahanedir. Kavganın vesilesidir. Suyu taşıran şeydir. Dolayısıyla bir doktor tıp noktasında namahremin en namahrem yerine bakabilir. Niçin? Bu insanın beden hayatını tamir etmek için. Sana soruyorum. Beden hayatı mı önemli, ruhsal hayatı mı önemli? Ruhsal hayatı daha önemlidir. Ruhu tamir etmek için psikiyatrist doktora gözüktüğün gibi hocalıkla alakası olmayan cinni bir mesele, yani cinni bir tedavi, bu hocalıkla alakası yok bu işin. Nedir o? İhtisastır. Bir meslektir. Meslektir, meslek. Bu meslektir. Dolayısıyla bedeni tedavi etmek için nasıl bir doktora en namahremin en namahrem uzuna bakabilir? Ruhsal tedavi noktasında sırf tedavi maksadıyla ona münasebet kurabilir. Yani yanına oturur, uzmansa bir yanında mahremi olacak mesela. Kadının kocası, abisi, dayısı olma şartıyla. Yani nasıl ki doktora tek göndermiyorsun? Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ya fırıkçısın be kardeşim, sen de suya üfürdün. Hı. Git onu Japonlara sor. Suya üfürmenin ne demek olduğunu Japonlara sor. Öfürükçü müyüm, değil miyim? Anlamadınsa git YouTube'a yaz. Suyun yanında küfür etmek, güzel şarkı türkü söylemek. Ey gavur, Allah'a iman etmemiş gavur. Suyun yapısı değişiyor mu, değişmiyor mu? Bir Müslüman söylemiyor bunu. Bir bilim adamı söylüyor. Suyun yanında kim konuşuyorsa bu değişiyor. Bu realitedir. Modern kimya ilminde bu kesin. Bakın görürsünüz. Yani öfürme falan değildir. Öfürmeyle alakası yok bunun. Yani senelerden beri Yahudi zihniyeti bizi bu nimette mahrum etmiş. Japonlar bunu bulmuş, 7 sene gizlemiş insanoğlundan. Suyun yapısı değişiyor. Bunun yanında galis şeyler söylemiş, küfürlü. 5 santigrat derecede 5 saat buzlukta dondurmuş. Bunun kristallerine bakmış, kahverengi ve içi donuk ve sıkışmış bir vaziyette kristalleri çıkmış. Baktığı zaman müthişte. Bunun yanında şarkı türkü güzel sözler söylemiş. Bunun kristalleri beyaz, saydam, daha geniş bir şey olmuş. Yani Kur'an okumamış da adam. Ondan sonra demiş ki, bunun yanında kim ne yapıyorsa hepsi yükleniyor. Öyle bir zaman gelecek ki diyor, bir evde su, açık su varken kavga gürültü olmuşsa, hırsızlık olmuşsa, hiç başka bir aramaya efendim kılı mı düştü, kapıya elini mi sürdü, kliman araştırmaya gerek yok. Suyu alacaksınız, suya bakacaksınız, kim ne bağırmış, çağırmış, göreceksiniz diyor. Tamam. Ha, şimdi adam bunun yanında şarkı türkü söylüyor, ben de Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim. Ben oluyorum üfürükçü, o oluyor modern bilim adamı. Pirince de yapmışlar. Mesela konu değil ya ama fasulyeye. Fasulyeye pamuk koymuşlar, ıslak pamuk. Bakın kuma. İki tane bardak. Bir tanesini şöyle yapmışlar. Yani ıslak pamuğa fasulye koymuşlar, buraya da koymuşlar. Buna şöyle yapmışlar, buna şöyle. Ne kadar aptal fasulyesin, gerizekalı, aptal, hiçbir şey yaramıyorsun. Nefret ediyorum seni, sen hiçbir şey yaramazsın diyor. Ötekisine ne güzel kadar koysun, ne kadar tatlısın ya. Bu kadar güzel özelliğin var ki, sana bayılıyorum, seni çok seviyorum. Bu kurumuş, bu neşinama bulmuş. Daha da anlamadın mı? Evet, eve çocuk girdiği zaman çiçek varsa çiçek böyle böyle yapıyor.
ileri geri hareket ediyor. Beni koparacak diye. Kadın girdiği zaman bana beni sulayacak diye soldan sağa dönüyormuş. Sağdan sola değil. Soldan sağa dönüyormuş böyle. Böyle hareket ediyormuş. Dinimizde de o kadar insanla iç içe ki bitki, baltanın ağzı açık iken ormana girmeyiniz der. Doğru hocam. Anladın mı? Bilen biliyor. Bismillah. Şimdi bu nedir? Bu kardeşim hocalık değil, vaazlık değil. Bu ihtisastır, tedavidir, meslektir. Nerede yazar? Fetevayin diye T maddesinde, tedavi maddesine bakın görürsünüz. T maddesinde, T. Tamam mı? Bazıları nuskaya, nazar boncuklarına şirk der, bidat der. O zaman der ki orada, sen diyor, niye tarlaya karga marga gelmemesi için çapı tasıyorsun? Niye meyve için ağaç dikiyorsun? Niye tedavi için has doktora gidiyorsun? Bu şirk değil mi? Allah'tan istesene şifayı. Niye doktora gittin diyor. Vesile yaptım. Nuskada vesiledir diyor. Göz boncuğu nedir? Fizikten anlamıyorsun ki kardeşim. Göz boncuğu şudur. Göz nedir bilmiyorsun ki. Fizik bilmiyorsun. Göz, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki insanları mezara, deveyi kazana, yağ sahibi mezarlığı göstermiş. Şuranın, şu mezarlığın yarısı gözden gitmiş diyor. Peki ne demek? Fiziği bilseydin ve bunu demeyecektin. Gözden ilk şua çıktığı zaman karşıya giriyor insana. O enerji o kadar yüksek, yoğun ki orası kaldırmıyor, patlıyor. Cam patlar arabanın, sığırlar hastalanır, tekmeler. Ölüyor hasta. Ölüyor ya. Hocam bir şey sorabilir miyim? Şu ezan çiçeğini bana izah. Ha o da ya, ezan çiçeği, akesa. Ezan çiçeğini gördüm, evet. Ona izah. Acayip bir şey o da, veya güneşin. Şimdi göz, karşıya şua gidiyor. İlk bakış çok önemli. İlk bakış. Ha bunun da dikkati üzerimize çekilsin diye buraya bir tanuska şey koymuş. Nazar boncuğu. Nazar boncuğun gayesi karşıkinin dikkatini ilk üzerine almak içindir. Tamam? Yoksa bunda şifa beklemek için değildir. Hiçbir ahmak bunu yapmaz. Hiçbir Müslüman bunun için takmaz. Karşıdaki gözü hedefini yanıltmak içindir. İkinci kez baksa olmuyor. İlk bakışta ay şu bebeğe bak diyorsun. Çocuk gitti. Ağlaması durmuyor. Çocukları hayvana bakarken hayvan ölüyor. Hayvan ölüyor ya. Ha peki hayvanlara doğuda bizim memleket niye boncuk takarlar? Baktıkları zaman hemen boncuğa ilgiyi çeksin. Yani onun nazarını değiştirmek için yapılıyor bu. Nerede yazar? Bak kaynağı da söylüyor. Senin okuduğun ilmihaldir. Bu ilmihal değil. İlmihal gündelik pratik hayattaki çıkış yollarıdır. Ömer Nasuh Bilmen gibi. Bu fıkıhtan bahsediyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun devletin resmi fıkıh kitabı Mülteka idi. Alimler ne okurdu? Avam ilmihal okurdu. Alimler Mülteka. Biraz da alimse İbn Abidin. Biraz da alimse yani biraz da Fetevayin diye. Fetevayin diye de 12 hak mezhebin kabirleri var. O nereden çıktı lan? Dört hak mezhep, Şafii, Maliki, Hanbeli, Hanefi, işlevi var, müntesipleri var. Uyanlar olduğu için aktif. Yoksa 8 tanesi de haktır ama tabileri olmadığı için aktif değil. Onlardan bir tanesi Davudi mezheptir. Ben onu çok kullanıyorum. Çok kullanırım Davudi mezhepte. Niye kullanırım? Fetevayin diyenin tem maddesine bakın. Orada tedavi için şöyle diyor. Kadın hastadır. Psikolojik hastadır. Kur'an veya şifa ayetlerini okuyacak. Ayet-i kürsü okuyunca rahatlı diyor İbrahim. Hasta kadın. Kur'an diyor iki şekilde okunur. Ne kadar çalışmışım ki çabuk söylüyorum. EME yapmıyorum. Kur'an iki şekilde okunur. Tedavi niyetiyle okunur. İbadet niyetiyle okunur. Kur'an ibadet niyetiyle okunursa para alınmaz. Orada yazıyor. Tedavi niyetiyle okunursa para alınabilir. Alabilir.
Ey cahil Müslüman Kur'an okudu benden para aldı. Alabilir. Niye? Ubudiyet diye okumuyor. Mevlüt diye okumuyor sana. Tedavi ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında Halid bin Velid biliyorsunuz 7 tane keçi almış. Bir yerden bir yere giderken kafir bir köyden geçiyormuş. Eskide konaklarmış ticaret kervanı. O köy koruma altına alırsa olsa akşamda orada kalır. Giderken onlara bedelini öderlermiş. Kafir köy bunlar Müslüman olduğu için bu Müslüman kafileye almamış. Onlar da dağda geçirmiş. Kendileri korumalı, kendisi almış. Sabah kalkmışlar. O köyden birisi gelmiş. Aranızda demiş doktor olan, tabip olan var mı demiş. Ne oldu demiş. Bak Müslümanlar olduğu için almadılar köye. Ne oldu? Bizim reisimiz demiş çok hasta. Aranızda birisi varsa demiş. Var demiş. Halid bin Velid gidiyor. Bakıyor. Adam hakikaten gözden perişan. Patlayacak. Demiş ben bunu tedavi ederim ama 7 tane keçi alırım. Sen köyde onu barındırmadın. Onu Müslümandır diyor okey almadın. Bunları da bedava yapar mı? Ticarettir bu. Bu meslektir, meslek. Ubudiyet yapmıyor bakın kafire. Kur'an ubudiyet yapmıyor. Tamam demiş beni kurtar 7 keçi vereceğim demiş. Okuyor. Ondan sonra kurtuluyor. 7 keçi alıp geliyor. Neyse. Kesmiyorlar, satmıyorlar. Kervan bitiyor. Geri dönüyorlar. Resulullah'a soruyorlar. Geliyorlar. 7 tane keçi. Ya Resulallah böyle böyle oldu. Bu keçiler caiz mi? Bir tanesini Ezvacı Tahiratıma gönderin dedi. Peki dedi. Ne yaptın dedi ya Halid. Ne okudun demiş Peygamber Aleyhisselam. Ondan sonra. Ya Resulallah 7 Fatiha okudum dedi. Peki niye? Tedaviydi. Ubudiyet için okumadı. Nerede yazıyor? Orada yazar. Fetevayin diye. T maddesini tedavide yazar. Nuska gibi şeyler caizdir. Çünkü bunlar vesiledir. Bak bende var. Ama takmamış, unutmuş. Anladın mı? Acibimde. Niye? Şirk ehli miyim ben? Ömrüm Allah'ı anlatmayla geçiyor. Şirk ehli diyor bana nuska. Evet ben nuska taşıyorum. Ne? Peki orada ne diyor? Kadın özürlüyken Kur'an okuyabilir mi? Okuyamaz. Hastadır. Ubudiyet için okuyamaz der Davudi mezhebi. Hastadır, tedavi niyetiyle okur diyor. Bakın diyor diye. Hasta olan özürlü kadın hastalığı devam ediyorsa, cinler rahatsız ediyorsa, psikoloji sorun varsa o tedavi denilen o ayetleri tedavi niyetiyle okur. Tedavi çünkü Kur'an sırf ubudiyet gibi okunmaz. Anladın? Ha peki kadın özürlüyken Kur'an okuyamazken nasıl okuyor bunu? Tedavi diye. O okumayı bilmiyor. Diyelim ki cin suresini okuyamıyor. Yani Kur'an okumayı bilmiyor. Adam kocası, abisi burada oturacak. Kulluhiyye ile yenustamana farmine cinni fekalu inna simina Kur'anana acaba ilahir. Cin suresini okusa. Tedavi bu. Doktorluklar daha büyük doktor. Doktora götür bakayım bu kadını. Çıldırıyor camdan aşağı atacağım diyor. Hamilelik psikolojisi var böyle. Siz bilmezsiniz hamilelik psikolojisi. Ne kadar zor biliyor musunuz? Ne kadar. Hem yakınlarımdan biliyorum. Hem dava arkadaşlarımızın eşlerinden, kardeşlerinden dolayı biliyorum. Yani ne yapacak? Ha, özürlüyken okuyamazken, hastayken okuyabiliyor. Ha, bu da böyle. Bedensel hastayken, organ hastalığı varken nasıl bir doktora en namahrem yerini gösterebiliyorsa bu ruhsal hastalık bedensel hastalıktan daha beterdir. Bunun okumasında da cevaz vardır. Çünkü okuyan hocalık yapmıyor, okuyan vaazlık yapmıyor, okuyan ne var ne yok, nasılsın bir kahve yap bakalım, sana bir anlat hele. Böyle şey tedavi yapıyor. Gene bazı bağnazlar var Murat, İrfan. Bazı bağnazlar var. Gördüğümü söylüyorum. İçimden diyorum ki, ya Rabbi, çünkü aynı şeyle imtihan olmadıkça ölmezsiniz diyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Böyle bazı bağnazlar var. Olur mu diyenler, Allah onları bir duçar ediyor. Ya karısı ya kızı hasta oluyor. Sonra o itiraz eden benim şu söylediklerime kapıyı çalıyor. Hasan kardeş yardım et, bildiğin var mı? Ben bu işten anlamam. Bildiğimi de sana demem.
Çünkü sen hainsin. Sen merhametsizsin, zalimsin. Başka insanlara yol gösterirken ben, tamam, başka bunlara söylerken, yok Kur'an okuyla para alınmaz. Alınır kardeşim. Ubudiyet diye okumuyor ki. Tedavi diye okuyor. Adam tıpı okuyor. Kaç sene? 6 sene. Veriyorsun parayı. E bu adam da manevi tedavi yapıyor. Yöntemi biliyor. Şunu oku diyor. Şunu tak diyor. Şunu şuraya sok diyor. Mesela şöyle oku diyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa hu el hayyul kayyum. La te'huzuhu sinetun ve la nevm. Lehu ma fis semavati ve ma fil ardu. Men zellezi yeşfe'u indehu illa biiznih. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَعُودُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَعُودُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَعُودُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَعُودُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين. Bu bir ilimdir. Bir parçasını söyledim. Ne yaptım? Gördünüz mü? İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in. Ay burayı. Yalnız manası? Yalnız sana ibadet eder ettiğim için yalnız senden yardım dileriz. Yardımı dedin. Nasıl yardım? Hayır. Bu tarafa. Allahu la yardım. Ayet-i kürsi ile yardım. Allahu la ilahe illa hu el hayyul kayyum. La te'huzuhu sinetun ve la nevm. İlahir ayet. Bitirdik mi abi? Yardımı buna yaptık. Nerede kaldık? İhdina sıratal müstakim. Sıratal lezine en'amte aleyhim. Bak arasına ayet-i kürsüyü soktuk. Peki ayet-i kürsüyü ne yaptık? Ve la ye'udu hifzuhuma. Allahça hıfzedilmek istiyoruz. Hafız ismi hürmetine. Anladın mı? O 7 tane de okunuyor. Onu oraya bak. Bir ilim. Bu bir ilimdir. Meziyet falan değil bu. Ya kendisi okuyacak. Ya kadın hastadır. Anlıyorsa alternatif tıptan. Veya kendisi doktordur kadın. Ya kendisini tedavi edecek. Eğer tedavi edemiyorsa bir erkeğe gidip en namahrem yerini gösterip tedavi edebilir. Bu bedendir. Beden nedir? Ruhun elbisesi değil. Ruhun binasıdır. Binada oturan insan ruha benzer. Bina bedene benzer. Bedene bu cevaz var da ruhsal hastalığı cevaz olmaz. Anladın mı? Bedenle ruh ilişkisini söylüyorum. Şu anda içine oturuyorsun Bülent. Bu binaya benziyor musun? Bu bina sen oturuyorsun. Misal bu bina senin cesedindir. İçinde oturan insan ruhtur. Yani beden ruh ilişkisi farkını anlayın diye misal verdim. Peki bu bina ruhun elbisesi değil. Yuvası hanesi ise buna müsaade ediliyorsa ruhsal hastalık doktorluk değil. Doktorun yapacağı var. Psikiyatrist doktorlar var. Ama şu fark var doktor. Doktorlar cine ve şeytana inanmadıkları için şeytanların ve cinlerin tahribatını bilemezler. Bilemedikleri için ona uygun ilaç alternatif sunamazlar.
Anladınız mı mantığı? Gözü, aklı gözü neymiş? Maddiyattan başka görmeyen, manevi metafizik alemlerindekilere inanmayan doktor, cine ve şeytana inanmayacaktır. Cine ve şeytana inanmayan, erva habiseye, sihir büyü göze inanmayan, çocuk doktoruna gittin, çocuk ağlıyor. Çocuk gözle patlıyor, doktor hala kıçına bakıyor, şeyine bakıyor, tahlil yapıyor. Ya bir ayet, 7 ayet kürsü okursa düzelecek. Ama cine, şeytana, erva habiseye, göze, nazara, sihir büyüye inanmadığı için bunun böyle bir alternatif ilaç sunamaz sana. Dolayısıyla bedene kısacası çok istismar ediliyor. Bedene olan bu fetva ruha haydi haydedir. Ama öyle namertlere kendinizi alet etmeyeceksin. Ehli ise ve ihtiyacın da ihtiyaç ve zaruret ise o kadar miktar okuyacaksın. Okutacaksın. Yani yöntemi mesela ne yapılır? En basitiyle madem açılı söylüyorum. İstiğfar edilir diyor. Neyse uzun olur. Bu niye girdim buna? Edebinde en şey istismar edilen bunu gösteriyorlar. Hoca şey yapamaz, hocalık hoca şey yok bu doktor. Bunu da hep bunu göstererek Müslümanları hastaneye yığıyorlar. 7 tane Fatiha ile kurtulacak hastayı acillere gönderiyorlar. Burayı da güya istismar ediyor. Bu efendim hoca hocaya götürülmezmiş. Hoca vaaz mı edecek? Hoca ona talim mi öğretecek? Çıkar kızım bakalım. Uy, uy, lat, sat, vi, fe. Çıkart. Eğitim yapacak. Ha, hoca götürülmez ki. Bilgi mi vereceksin? Yok. Gene götürülmez. Ya biraz sohbet edelim de rahatlasın. Gene götürülmez. 3 tane. Reculet cihetiyle, vaaz cihetiyle, bir de neyle? Hocalık sıfatıyla. Eğitim cihetiyle. Şimdi İrfan'a talim alıyorsunuz. Tecvid. Şimdi o hoca veya işte hoca hanım olsa, erkek de öğrenen olsa gene olmaz. Hocalık değil. Ama bu ruhsal bir tedavidir. Gayret etmeye çalıştım anlatmaya. Bir de şunu şey yapayım. Para alınır mı diyor. Diyor ki, Kur'an diyor ubudiyetle yapılırsa, okunursa mezarlıkta, evinde alınmaz. Çünkü bu ubudiyettir. Tedavi olduğu için bu bir meslektir, alınır. Alınmasa ne olur? Şimdi bu adam çoluk çocuğu var, kendisi var. Geçimini nasıl yapacak? Mecbur mu gelmeye? Bu adam geçimini nasıl yapacak? Sen evini, sen zili bastın gittin mi? O adam eğer bu işten para almamış olsa evde bulabilir misin? Onu fabrikaya gidecek. O fabrikaya gidecek de çoluk çocuğu var. Nasıl geçinecek? Peki ne olacak sen? Senin durumun ne olur? Na ehlilerin kucağına düşersin. Onun için ihtisas sahipleri evde otursunlar. İhtisaslarını yapıp topluma, Müslümanlara bu konuda fayda versinler. Ama ehil olmadıkları halde ehil göstermesinler kendini. Bir de zulmetmesinler. Hiçbir şey yok. Anlamıyorsan her gelene o sihir var, gidene büyü var, gelene nuska var, zıkkımın kökü var. Hiçbir şey yok. Hani ehli var mı? Ben bilmiyorum. Bir kişi biliyorum şimdiye kadar. Ben bu konuda uzman olanı, ben de başka ilmimin doğrultusunda kimseyi bilmiyorum. Bir talim hocam var, bu konunun uzmanı o. Başka piyasada duyduklarımın hiçbirisi uzmanı değil. Benim bildiğim. Benim her şeyi bilecek hanım yok. Bilmiyorum. Kim nedir? Ama siz usulü bilin. Yani adam ihlaslıdır. Köyde. İlle uzmanı olan şeytin. Ya ocaktır. Dili uğurludur. İhlaslıdır. Ya 7 ayeti bir sopa. Verirsin küçük bir açlık verirsin adama. Bu niye okudu? Ubudiyet olsa zaten ona gitmezsin. Yani kulluk diye Kur'an okutturmuyorsun. Aynı zatlar ölülere... Eskiden hocalar da bizim doğuda öyleydi yani. Gelin hocalar, devlet aylık vermiyordu. Hocalar zekat alıyordu. Yani milletin zekat yetecek kadar. Çoluk çocuğun.
nefakası kadar verildi ve haktı yani. Haktı tabii. Şimdi adam ilim yapmış, okumuş, şimdi de diploma olmadığı için devlet şey yapıyordu, tayin etmiyordu. Köyde mecbur imam. Bununla geçiniyordu ama. Bununla geçiniyordu. Ama şunu da bil ki o şey yapılmış, o mellelere artık diploma verilmiş. Hocam şimdi bir değil ya, şimdi zekat almıyorlar. Eskiden o hocalık yani şey diploması yokken, o köyde imamlık yaptığı zaman hakkını alıyordu. Evet tabii. Tabi nasıl geçinecek? Hakkından millet zekatını veriyorduk. Yani evet. Buğday zamanı buğday zekatını veriyordu ama hayvan zekatını veriyordu. Evet. Onunla geçimini yapıyordu. Ha şimdi aylık aldıktan sonra almıyor. Evet. Eğer o ayakta durmazsa o adam evden çıkacak, fabrikaya çalışacak. Kısacası sen de hastanı kimseye götüremezsin. İşte Türkiye'de böyle olmuş. Türkiye'de bunu aşağıladıkları gibi hacamat ve suluyu da yasakladılar. Koca bir devlet mecliste sülük ve hacamat yapmak yasağı çıkmış. Niye dem? İsmi vermeyeyim. İlaç fabrikası Sağar'a demiş ki sülük ve hacamatı yasakla yoksa ilaç satamıyor. Ve kanun çıkmış. Kanun çıkmış. Sağar çıkartmış. Sülük ve bakın sülük ve hacamat yasağı var. Koca devlet bununla meşgul olmuş. Çünkü ilaç satamıyorum demiş. Hani sülük ve hacamata ve alternatif tıpa ve bu okumaya koca karı ilaçları demişler. Ya koca karı ilaçları demişler. Şimdi canınızı okuyorlar. Bu tıp namı altında zalimler var. Ha, merhametler de var. Adam anlıyor doktor. Diyor ki bacım diyor doktor ya bizim kardeşimiz çocuk. Git diyor bunu çocuğa dedi. Baktı tetkik etti bir şey yok. Kendi ağlıyor bağırıyor çıldırıyor. Git demiş bir ağzı çorba tutan, yani ağzı duvalı, git dedi bir şey okuttur çocuğa. Ya ben dedi tetkik yaptım, bağırıp çağırıyor. İlk önce bir okut, gene susmasa git doktora götür. Tamam. Beraber olsun, tıpla beraber. Şimdi burada yahut vaaz ismiyle veyahut hoca sıfatıyla namahremlere, o namahremlere bakamaz. Ona gösterilmesini edep fetva veremez. Ve o cihette ona göstermek hayasızlıktır. Öyle de Sani Zülcelal'in çok esması var. Her bir ismin ayrı bir cilveleri var. Mesela bak bu konu başladı. Bu konuyla bitecek şimdi. Mesela Gafar ismi günahların vücudunu. Yani Gafar ismi günahların. Settar ismi de kusuratın bulunmasını iktiza ettikleri gibi. Yani Gafar ve Settar ah olana bir günah yapsa bu değil. Yani insanın fıtratına, tabiatında günah yapma. Çünkü fıtratına hat konulmamış. Kuvve-i gadabiyesine, kuvve-i şevviye, kuvve-i aklinesine hudut konulmadığı için ifrat ve tefrite kadar gideceğinden, sonsuz terakki edip, sonsuz dibe gidebileceğinden zulümler de vesaire günahlar da yapabilir. İnsanın fıtratında günah yapabilme meyli olduğundan Gaffar ve Settar ismi Cenab-ı Hak bizim imdadımıza göndermiş. Yoksa Gaffar ve Settar günah yapsın demiyor. Günah vücuduna yani günah yapabilme fıtratına ait işlevi var bunun. Gaffar ve Settar günah işleyen bir kulunu Ya Rabbi affet. La böyle bir ismim yok benim, seni affetmiyorum dese mi daha iyi? Gaffar ve Settar ismi günahları affetme üzerine kurulmuş. Müllevin ismi renklendirmek üzerine. Kelam ismi konuşmak üzerine aktifse, Gaffar ve Settar da kusur ve günahların vücudunu derken yapılması değil, yapılan bu şeyin, fiilin ortadan kalkması noktasında işlevi var. Bazı isimler bir şeyin ortaya çıkmasına, mesela ağacın yeşillenmesini isteyen isma var. Sonbaharda da sonbaharı yapan esmadır. Ağaçların solmasını isteyen de esmalar var. Hani günah işleyen fıtrat var. Günahlardan tövbe ve arınmayı yapacak esma var. O da Gaffar ve Settar ismi kusuratın bulunmasını iktiza ettikleri gibi. Cemil ismi de çirkinliği görmek istemez. Latif, Kerim, Hakim, Rahim gibi esma-i cemaliye ve kemaliye mevcudatın güzel bir surette ve mümkün vaziyetlerin en iyisinde bulunmalarını iktiza ederler.
ve o Esma-i Cemaliye ve Kemaliye ise melaike ve ruhani ve cin ve insin nazarında güzelliklerini mevcudatın güzel vaziyetleriyle ve hüsnü edepleriyle göstermek isterler. Demek ki nasıl ki bu isimler bunu iktiza ediyor, bu isimler de bunu iktiza ediyor. Cemaliye isimleri de insanın örtülmesini, tesettür altına girmesini. Tesettür deyince illa kadınların örtündüğü değil. Haya bir tesettürdür. Edep bir tesettürdür. Edep. Haddini bilmek bir tesettürdür. Mesela yeni bir tesettürüm, tespitim var benim. Baş örtüden, tesettürden daha yüksek tesettürdür. Oje, boya, makyaj. Makyaj da tesettürdür. Aslını ortadan kaldırmış, kendi sanal bir güzellik ortaya koymuş. Yani makyaj da bir tesettürdür. Anladınız mı anlatmak istediğimi? Makyaj aslında hani tesettüre karşı olan bazı kişiler var ya, kadınlar var, kızlar var, örtülmeye. En büyük örtüyü makyajla yapıyorlar da haberi yok. Kendilerini örtüyorlar. Kendi değiller, o değiller. Olur mu ben değilim? O zaman başka olmaya niye ihtiyacım var? Başkalaşmaya ne ihtiyacım var? Demek ki cemali ve kemaliye ise melaike ve ruhani. Bak, biz tesettür ötünerek cemali ve kemali isimlere mazhar oluyoruz. Niye? Melaikelere, iki, ruhanilere, üç, cinlere, dört, diğer insanların nazarında güzelliklerini mevcudatın güzel vaziyetleriyle, hüsnü edepleriyle göstermek isterler. Yani insanların, diğer insanlara çirkin hallerimiz görmesin, cinler, ruhaniler, melekler görmesin. Onun için tesettür iktiza ediyor, bu esmalar iktiza ediyor. İşte sünnet-i seniyedeki adab, Ramazan, anladın mı abim? Sen nereye kadar taşıdın senin bu sorun? Adab, neyince miydi? Edebin çoğuluydu. İşte sünnet-i seniyedeki adab, bu ulvi adabın işaretidir ve dusturlarıdır ve numuneleridir. Yani edep, edebeni Rabbi faseni tedib, tedibi, yani hayatımızdaki davranışlarımızda meleklere, ruhanilere, cinlere, sair diğer insanlara bizim uygun olmayan yerlerimizi göstermemek iktiza ediyor. Bu esmalar iktiza ediyor. Cemil ismi, Müzeyyin ismi, Latif ismi, Hakim ismi vesaire isimler de bu örtünmeyi iktiza ediyor. Bu arada burası da çok mühimdi. Kur'an'ı ücret mukabili okunabilir mi, okunamaz mı? Cevabını aldık. Ubudiyet cihetiyle okunamaz, ibadet cihetiyle okunamaz, tedavi cihetiyle okunabilir. Çünkü tedavi olduğuna dair وَنُنَزِلُ مِنَا قُرَانُ مَا وَشِفَانُ وَرَحْمَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ Müminlere şifa olduğunu. Nasıl olacak? Ehli. Ehli. Bunu şifa yapa vesile olacak. Ehli ise. Bu ona tedavi ederken ruhani onu vaaz etmiyor. Ona vaaz etmiyor. Ona ders vermiyor. Eğitmiyor. Ne var ne yok. Arkadaş tabi faziletleri takılmıyor. Karıştırmayalım. Beden ve ruh tedavisi. Beden ve ruh tedavisi ne? Vahir devabım. Enilhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha.